Bir soru soracağım. Bur ee, şeker hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. İnsülinimi kullanıyorum. Yemeğimi de yiyorum. Ne olur Hı -hı. hocam? Bazı hastalar böyle oluyor. Diyor ki hocam ben diyor o insülini kullanacağım. O ekmeği de yiyeceğim diyor. Yapacak bir şey yok. Bu bir tercih meselesi. Kimse kimseyi hiçbir şey için zorlayamaz. İlla bunu yapacaksın diyemez. Ben hekiminiz olarak, doktorunuz olarak size doğruları anlatmakla mükellefim. Ama kendi hayatınızdaki kararları siz vereceksiniz. Evet gerçekten bazen bu psikolojide hastalar oluyor. Özellikle yaşı ilerlemiş olan hastalar diyor ki ya ben geldim hocam 70 yaşında kaç yıl daha yaşayacağım diyor. Kaç yaz daha göreceğim. Kaç kere daha bunu yiyebileceğim. Ben razıyım diyor. Ben o insülünü yapacağım. Canımın istediğinde yiyeceğim içeceğim diyor. O noktada bir şey demek bize düşmez. Bu kişinin kendi kişisel tercihidir. Herkes kendi kararını kendisi verecek. Kendi beslenmesine kendisi karar verecek. Bize düşen hekim olarak size doğruları anlatmaktır. Ama bunu uygulayıp uygulamamak tamamen size kalmış bir şey. Her hasta kendi beslenmesini ve kendi tedavisini seçmekte özgürdür. Kimse hiçbir şey için mecbur edilemez. Tabii ama seçtiğin hayat, seçtiğin yol haritası seni bir kıyıdan başka bir kıyıya götürüyor. E o, kabul ediyorsunuz o, zaman. o gittiğin kıyı cennet de olabilir, cehennem de olabilir. Evet. O yüzden galiba gerçekten yemek, yeme şeklimizi düzenlememiz gerekiyor. Ümit hocama, e, Ümit hocama ağırlamadan, uğurlamadan önce Hüseyincim şu gıdaları ekrana getirebilir miyiz? Şeker hastasıysanız bu gıdalarla mutlaka mutlaka tanışmalısınız. Evinizde olmalı. Hangi gıdalar bir görelim. Şimdi bu gıdalar şöyle, tabii ki şeker hastasıysanız bir kere muhakkak surette hayatınızdan karbonhidrat çıkaracaksınız. Tekrar vurguluyorum, şeker yok, ekmek yok, makarna, şehri, erişte, bulgur, yarma, hatta bal, pekmez, meyve yok. Bol bol yağ yiyeceksiniz, zeytinyağı, tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı. Bol bol fermente gıda, ev yoğurdu, ev sirkesi, ev turşusu. Bol bol sakatat, paça çorbası, kemik suyu, ciğer, işkembe. Bol protein, bol sebze. Kuru yemişleri kavrulmamış olarak yiyeceksiniz ama şeker hastası özellikle gluten içeren tahıllardan ve karbonhidratların tamamından öcü gibi korkmalı ve uzaklaşmalı. Peki nedir şeker hastası için faydalı olan gıdalar? Bakın önümüzde var. Bunların hepsi şeker hastası için son derece faydalı. Zencefil, susam, çörek otu ve hatta haşhaş tohumu, tarçın. Tabi burada toz tarçın konulmuş. Siz toz olarak almayın hiçbir baharatı. Ceviz, zeytin yaprağı, zerdeçal bunların hepsi Sağlık için faydalı. Özellikle bunlara bir de çemen otunu da, çemen tohumunu da eklemek gerekli. Sağlık için faydalı gıdalardır. Şeker hastası bol yağ, bol protein, bol sebzeyle beslenmeli. Ama hiçbir surette bunların yanına ekmek, light bisküvi, bal pekmez meyve koymamalıdır. Hocam meyveyi niye yemiyoruz? Meyve vitamin değil mi? Şifa değil mi? Maalesef artık değil. Artık sormuyoruz hocam onu. Maalesef yani artık değil Artık öğrendik gerçekten. Evet. Meyve şifa değil onu öğrendik. Evet, meyve şeker. Meyve şeker gerçekten yememek gerekiyor. Evet. Peki meyveden alacağımız o vitamini nereden alacağız? Her şeyden. Çörek otundan alacaksınız, susamdan alacaksınız, tahinden alacaksınız, sebzeden alacaksınız, turşudan alacaksınız, sakatattan alacaksınız, kuru yemişten alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bunların hepsi vitamin ve mineral deposu. Ama maalesef meyveler hibrit tohum yapıldığı için bol şeker ve çok az vitamin mineral içeriyor. Peki diyabetlilere temel öneriniz ne olur? Yani ekmeği bırakın, okey, şeker asla hayatınızda olmasın. Bir de şunu eklemeniz gerekiyor ya da şunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Sevgili diyabetliler daha kötüye gitmemek için hastalığınız ne söylersiniz? En önemli şeyi söyleyeceğim. Diyabet hastaları, çaresiz değilsiniz. Hiç merak etmeyin diyabetin tedavisi var, şifası var. Ama bunun için ipleri kendi elinize almak zorundasınız. Kendi hayatınızın kontrolünü, kendi mutfağınızın kontrolünü kendiniz yapmalısınız. Diyabet hastalığı beslenmenin tam düzenlenmesiyle iyileşir. Mutfağınızdan ekmeği, karbonhidratı, şekeri, tatlıyı çıkarın. Gluten içeren tahıllara yaklaşmayın. balap pekmezi, meyveye yaklaşmayın. Bol zeytinyağı, bol tereyağı, bol sakatat, bol protein, bol sebzeyle beslenin. Bol kuru yemiş tüketin kavrulmamış olmak kaydıyla. Ve lütfen her gün bir saat yürüyüş yapın. Hareketsiz kalmayın. Merak etmeyin. Diyabetten kurtulmak mümkündür. Tam şifayla ile iyileştirmek mümkündür. Bu memleketin geleceğinde diyabeti engellemek istiyorsak mutlaka toplumu bilinçlendirmeliyiz. Beslenmeyi düzene sokmak zorundayız. Diyabet ilaçla iyileşmez ama beslenmeyle tam şifayla ile iyileşir. Hiçbiriniz çaresiz değilsiniz. Hiçbiriniz enseyi karartmayın. Mutfağınızın kontrolünü elinize alın. Merak etmeyin, diyabet iyileşir. E, yönetmeninden rica ediyorum, diyabetle el ele olan, kol kola olan hastalıkları bir daha ekrana getirsin ki hı hı. bilelim. Bugün diyabetseniz, yarın mutlaka bu hastalıklar sizin kapınızda kalp evet. hastasınız. Evet, evet. Obezite, yüksek Diabet, tansiyon. Diyabet tüm bu hastalıkları tetikliyor. Diyabet sadece <laughs> kan şekeri yüksekliği demek değil. Diyabet sinir ve damar hasarı yaptığı için kalp damar hastalıklarından kansere, inmelerden felçlerden Alzheimer'a, bunamadan depresyona her türlü hastalığı tetikliyor. Diyabete sadece bir kan şekeri yüksekliği gibi bakmayın lütfen. Kan şekeri yüksekliği diyabetin sadece belirtisidir. Diyabetin kendisi bütün vücudu tutan sistemik bir hastalıktır. Diyabet hastası her türlü polikliniği, her türlü doktoru ziyaret eder. Diyabet hastasının hayatı boyunca çekmediği çile yoktur ve bundan kurtulmanın, bunu engellemenin yolu beslenmeyi düzene sokmaktır. Çaresiz değilsiniz. Diyabet iyileşir, unutmayın bunu. Peki 8 yaşındaki çocuğumuzda diyabet olursa aynı şekilde aynı beslenmeyi ona aynı da muyuz? Aynı şekilde musun? aynı beslenmeyi yapmalıyız. Çünkü bu bahsettiğim beslenme aslında hastalık beslenmesi değil, sağlıklı beslenme. Başka Hı -hı. bir şeyden bahsetmedim size. Sağlık her şeyin üstünde. Öyle. Bakar mısınız bir sesimi kaybettim. Hayatım karardı. Yani şu an için söylüyorum. Konuşmakta o kadar Şifalar zorlanıyorum ki. Bu. Hocam daha çok teşekkür ederim. Evet. Daha başında daha kötüydü. Birazcık daha açıldı Hadi bakalım. sayenizde. İyi ki varsınız. Estağfurullah. Ailemizin doktoru, bizim doktorumuz, canımız, doktor Ümit Aktaş bizlerle birlikteydi.